Şimdi bunu incecik doğrayacağım. Şu yeşilleri de koparalım. Aşağı yukarı diyorum ki bir çorba kaşığı kadar gelecek şekilde incecik doğrayacağım onları. O da tamam. Ve biraz da sıvı yağ alayım. Rezeneyi şöyle hafif çevirerek başlayalım işimize. 30 gram tereyağımız var. Eriyince başlayacağım kavurmaya. 600 gram pırasa. Onu da şöyle iri iri doğrayalım. Sonra bütün malzeme blenderdan geçecek. Onun için şekillerinin çok önemi yok. Aslında önce ben sistemimi bozmayayım. Bir dişte sarımsağı ezeyim ve onun kokusu çıkınca diğer malzemeyi ekleyelim. Çorba deyince mutlaka et suyunun ve tavuk suyunun özellikle kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, kokusu çıktı. Rezeneleri ve pırasaları da atıyorum içine. Bu işlem tereyağıyla karıştırdığımız zaman, tencerenin dibinde kavurduğumuz zaman sebzelerin karamelize olmasını sağlıyor. Onun için mutlaka önden kavurmakta fayda var. Bu sebzelerin ben şimdi yumuşamasını bekliyorum. O sırada da ne kaldı? Patates kaldı. Patates doğrayalım. Sanırım bu kadar yeterli olacak. Aşağı yukarı 250 gram kadar olsun. Soyalım ve birazdan onu da katacağız. Hafif renk almaya başladı. Hem rezene hem pırasalar görüyorum ama biraz daha yumuşamasında fayda var. Şimdi bunları da küçük küçük doğrayalım. Bir 5 dakika kadar daha patatesle çevirip ondan sonra tavuk suyunu ekleyeceğiz. Bir de unutmadan önemli, bir de defne yaprağı var içinde. Onu da atlamayın. Şimdi yumuşamış olan sebzelerin içine patatesimi de koyuyorum. Aşağı yukarı 250 gramlık şöyle orta boy bir patates olsun. 5 dakika çevirelim onu da ve sonra suyunu ekleyeceğiz. 5 dakikada dolduğuna göre şimdi 1,5 litre tavuk suyunu da üstüne koyuyorum. Defne yaprağını atalım. Şimdi bunun bir kaynama derecesi olacak. Onu görelim. Ondan sonra hafifçe kısalım. Altını bir 30 dakika kadar kaynatmaya devam edelim. İçinden bir kere defne yaprağını çıkaralım. Ondan sonra blenderdan geçiriyorum. Sonra tekrar ocağa alacağım. Kremayla lezzetlendireceğim. Tadına bakmak zorundayım. Çünkü tavuk suyu kullandım biliyorsunuz. Bakalım yetmiş mi tuzu? Yetmediyse ekleyeceğim. Biraz ekleyelim. Bunu da çıkaralım. Tekrar ocağa alıyorum. Tuz, karabiber, beyaz biber de olurdu ama kolaya kaçıyorum. Birazcık bunu da ekleyelim. Şu kalanı da şöyle ekleyelim. En son krema, rezenenin yeşilliği. Şimdi 15-20 tane de böyle incecik doğradığım frank soğanını ekliyorum. Artık çok fazla kaynatmaya gerek yok. Tuzu, biberi, her şeyi ayarlandı. Şöyle bir karıştırıyorum. Servise hazır sayılır.